Herkese merhabalar. Hala mutfaktayız. Mutfaktan çıkamıyoruz. In the Kitchen 1, In the Kitchen 2'yi öğrenmiştik. Şimdi In the Kitchen 3 ile LGS 2023'te İngilizce'de hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. In the Kitchen konusunda mutlaka soru gelecek. LGS 2022'de gelmişti. Yine gelecek. Dolayısıyla bu konuyu da güzel bir şekilde öğreneceğiz. Kelimelerimizi tekrar edeceğiz. Pekiştireceğiz ve ardından da inşallah LGS'den full yapacağız. Are you ready Tonguç? I am ready. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün ne öğreneceğiz? Time sequencers yani zamanlayıcıları göreceğiz. First, next, then, after that, finally. Burada birazdan da söyleyeceğim zaten. Finally çok çok önemli. En sonuncunun ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bir de first, ilk başta ne yapacağımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Important questions, önemli sorulara bakacağız. Bir de types of cooking yani pişirme yöntemlerini göreceğiz. İşte grill mi olur, boil mi olur bunların hepsini öğreneceğiz. Ama bunların hepsinden daha önemlisi nedir biliyor musun Tonguç'um? Bilemedim hocam. Hemen söylüyorum. LGS'de bize İngilizce mülakat yapmayacaklar. Hello, welcome, how are you, what is your name, where are you from demeyecekler. Bize önünde seçeneklerin olduğu sorular soracaklar. Dolayısıyla bizler kelime öğrenmeliyiz. Ama soru çözmeliyiz ve soru çözeceğimiz için sınavda bol bol sorularla pekiştirmeliyiz. Bunun için de sizler için hazırladığımız kitaplar var biliyorsunuz. Taktikli İngilizce'de In the Kitchen konusuyla alakalı hazırladığımız soruları hemen şöyle göstereyim. Nerede In the Kitchen? Burada. Gel bakalım In the Kitchen. Ha, burada. In the Kitchen'la alakalı ilk testleri yapmıştık. Test 15'i, 16'yı. Şimdi 17, 18 ve 19'u da çözmenizi istiyoruz. Hatta 20'yi de çözün. Hatta 21'i de çözün arkadaşlar. Burada ekstra dijital sorular olduğunu unutmayın. Bu tarz resimli sorular da geldiğini unutmayın. Sonrasında Dinamo İngilizce soru bankamıza baktığımızda In the Kitchen konusuyla alakalı tabii ki İlk başta kelime alıştırmalarımız vardı. Burada kelimeleri mutlaka bir kez daha tekrar edin. Bunları küçük küçük kartlara yazarak ezberleyebilirsiniz. Sonrasında işte fry, bake, grill, boil, roast, steam her biri sınavda çıkacak arkadaşlar. Bunları resimde sorabilirler. Test şeklinde normal yazılı da sorabilirler. Dijital sorularımızı da çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunları da bitirmeniz gerekiyor ki İngilizce'de hiçbir soruyu kaçırmayın. Bol bol kelime tekrar yapmanız için de bol bol o kelimelerle sorularda karşılaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Son olarak da Zoru Bankası, Difficulty Bank. Burada da İngilizce kısmında hemen In the Kitchen kısmını açıyorum. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci ve ikinci testi çözmüşsünüz. Şimdi 3 numaralı testi çözüyoruz. Tekrar söylüyorum. En önemli şeyi bir kez daha ineliyorum. Burada bol bol soru çözmelisiniz. Hata yapmalısınız. Yaptığınız hatanın çözümünü karekodtan okutup öğrenmelisiniz ve hatta ben sizin yerinizde olsam o hatayı kesip duvarınıza asmalısınız. Hocam bir sürü hata yapıyorum ama bazı hatalar var ki unutulmaması lazım. Yani dikkat hatası yapmışsındır, he dediğin hatalar vardır ona bir şey diyemem ama wow bayağı bildiğin bilmiyormuşum bu konuyu dediğiniz hataları kesip bence birkaç gün birkaç hafta duvarınıza dursun. Zamanla yeter artık gözüme gir deyip onu sonra da kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ödevlerimize verdik. O zaman LGS 2023 korkmaya başladı. Bizim çok iyi çalıştığımızı görüyor. Tedirgin ama korkmasına gerek yok. LGS 2023'ü paramparça edeceğiz. Hadi bakalım In the Kitchen 3'te mutfağa girelim. Önlüklerimizi giyelim. Dersimize başlayalım. Sequence words yani sıralama sözcükleriyle bakıyoruz. Consequence sonuç demek İngilizce'de. Sequence sonuçlama, sıralama cümleleri. Şimdi first, next, then, after that, finally gibi kelimeler var. Burada şunu bileceğiz. Birincisi ilk başta sen merdivenleri çıkarken ilk basamaktan başlarsın Tonguç'um, son basamaktan başlarsın. Son basamaktan başlarsın. Saçmalama oğlum, önce buraya basman lazım, sonra buraya, sonra buraya. Yani böyle ayağın olamaz ki. Dolayısıyla ilk başta açacağın adım first olsun, tamam Tonguç'um. Daha sonrasında yukarı çıkmak için next yapıyoruz. Sonrasında then yapıyoruz. Ardından after that, bundan sonra ve en sonunda da zirveye bayrağımızı dikiyorsun ve finally diyoruz Tonguç'um, bu kadar basit. Şimdi burası çok önemli. Sen first, next, then, after that, finally nerede kullanacaksın? Nerede kullanacağım? Mutfakla bunun ne alakası var diyorsun değil mi? Ya ben bunları ne yapacağım? İlk başta, sonra, daha sonra, ondan da sonra ve en sonunda kelimeleri ben nerede kullanacağım? Birincisi sınavlarda karşına çıkacak bu. Sınavlarda sana next ile then'in yerini ziyade ilk başta first'ün geleceğini, en sonra da final'ın geleceğini soruyorlar. Bunu bil bir. Aynı zamanda bunu nerede kullanıyorlar biliyor musun Tonguç'um? Mesela bir pasta tarifinde veyahut da bir ne demiş? Cheese omlet yani peynirli omlet tarifinde bunu sana soracaklar. O yüzden hemen gel bakalım sorumu soruyorum sana. Birinciye ne gelecek? First mi? Bir ilk başta bir gelir hocam. Bir first gelir yani. Harikasın. First diye yazıyoruz buraya. İlk başta first geleceğini sana sınavlara sorarlar. En sonuncuya da final geleceğini yani şuraya da final geleceğini hemen en baştan yazın. En dangozu bilebilir hocam. En dangozu bilebilir değil. Adamlar bunu soruyor. Sen dangoz musun? Bunu insan evet hocam. Ya, tamam dangozsun ama sen dangozsun. Yani İngilizce söylemen lazım birincisi. İkincisi Tonguç'um. First ve final'ı insan unutuyor. Çünkü sen Türkçe var, matematik var, fen var.
50 tane ders var ya. Yani. Ben dersi... nasıl hatırlayayım? Her şeyin bir hocası var. Ben her şeyi biliyorum. Aynen aynen. Olayım. Dolayısıyla bir anda unutabiliyorsun onun için. Bu normal insanın yaşadığı bir problem. İnsanlar bir hoca bir dersi bilmek zorunda. Ben niye bütün dersleri bilmek zorundayım? Harika bir açıklamada bulunuyorsun. Doğru. Bir öğretmen sadece... Her sınavdan 100 alamam ki. Mümkün değil. Aynen. Zaten her sınavdan 100 alamıyorsun. Bunu biliyoruz. Artistik yapma. Şimdi dolayısıyla burada bilmemiz gereken şey bu kadar basit bir şey bile bize sorabilirler. Ya bu ne ya falan demeyin. Mutlaka aklınızı sunuyorum Tonguç'um. Put some butter. Biraz tereyağı koyalım. Yine pan bir tavan içine tereyağı koyalım. And put it on the oven. Oven nedir Tonguç'um? Yani fırına koyuyorsun böyle. Koydun fırına. Ardından ne yapıyorsun yani? Ocağa koyuyorsun. Next sonrasında. Sonrasında ne yapacaksın? Crack the eggs. Yani yumurtaları. Pardon cracks diyorum. Crack the eggs in a bowl. Yani bir kasenin içine doğru kıracaksın yumurtaları. And... Add some salt. Birazcık tuz eklemen lazım. Yani şimdi birincisi peynirli omlet yapman için paran olması lazım. Paran yoksa bunların hiçbirini yapamazsın. Gideceksin bir tereyağı alacaksın, tava alacaksın, tereyağı alacaksın, işte ne bileyim peynir alacaksın. Bunlar bir. Sonra ilk başta tereyağını tavaya koyacaksın. Fırında, o ocakta ısınacak. Sonrasında yumurtaları kıracaksın bir kasenin içine. Ve birazcık o kasenin içinde kırılmış olan yumurtalara tuz ekleyeceksin. Then sonrasında, then diyoruz. Ne yapman lazım? Beat them. Beat them with a fork. Pour into the pan. And ne yapman lazım? Cook. Pour into the pan. And pour into the pan. Pan'i yazmayı unutmuşum. Özür dilerim Tonguç'um. And cook. Şimdi burada ne dedik? Bir tane çatalla onları ezeceksin böyle. Beat vura 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 ezeceksin. Yani çırpmış gibi. Pour yani dök into the pan. Tavaya dökeceksin. Ve pişirmeye başlayacaksın. Ha, tavada da böyle hafiften tereyağı böyle hafiften kızarmış hatırlarsan. Sonra ne olacak? After that, bundan da sonra artık dördüncüye geldik. Dördüncü madde geldi Tonguç'um. After that, add grated cheese. Grater neydi? Rendeydi. Great neydi? Rendelemekti. Grated da rendelenmiş peyniri on it, rendelenmiş peyniri onun üzerine dökeceksin. And fold it half. Birazcık böyle yarım ısıt diyor. Finally, en sonunda da serve it immediately. Onu sıcak bir şekilde hemen servis et diyor. Şu anda lezizül aziz peynirli omletin hazır. Üzerine pul biber dökebilirsin. Bunu yazmadık. Bu bizim özel bir tarifimiz. Ama kesin olan bir şey varsa buradan senin bileceğin şey şu. Peynirli omlet ya da herhangi başka bir yiyeceği yaparlarken en başa first, en sona final geleceksin. Burada next, then ve after that sıralamasını da aklında tutmalısın Tonguç'um. Gelelim bununla alakalı bazı önemli sorulara. Important questions. Şimdi ben sana bir soru sorayım Tonguç'um. Sen de bana cevap ver. Buyurun hocam. Do you prefer cooking pizza or pasta? Yani pizzayı pişirmeyi mi seversin yoksa makarna pişirmeyi seversin? I usually prefer karnıyarık. Ne diyorsun oğlum karnıyarık? Pardon hocam pasta diyelim. Tamam ama I usually prefer... Ben pasta çok seviyorum hocam. Pastayı yerken böyle kremaları bulaşıyor suratıma. Çok güzel oluyor. Oğlum bu pasta o pasta değil. Buradaki pastadan kastımız makarna. İtalyanlar makarnaya pasta diyorlar. Biz ise pastaya makarna diyoruz. Yani yazıklar bunu... olsun ne kadar saçma bir şey. Saçma sapan insanlar. Neyse sıkıntı yok. Burada senin cevabın da biraz hatalı olduğunu düşünüyorum. I usually prefer pasta diyoruz ama cooking ile sorduğu için sen de I usually prefer cooking pasta diye verirsen ne cevabı... Ne cooking hocam? Cooking pişirmek Tonguç'um. Makarna pişirmeyi seviyorum diyeceksin. Şimdi başka bir soruyum. How do you serve you? Bak seninle alakalı bir soru gelmiş. Efendim hocam? Cacıkla alakalı bir soru gelmiş. Şimdi... Benim beynime cacık diyorlar hocam genellikle. Yani ben senin beynine değil de senin ayranla karıştırılmış haline cacık diyorum daha çok. How do you serve cacık? Cacığı nasıl servis edersiniz demiş. Sen cacığı nasıl servis edersin? Gerçi senin için yamyamlık ben olacak. Ben genellikle takım elbise içerisinde kendimi servis ederim. Çok güzel. Gerçekten misafirin karşısına çıkarken kaliteli, şık ve elegans olmak. Soğuk servis. I serve it cool. Hayır, I serve it cool değil de cold dememiz daha doğru olur. Cold. Cold. Peki. How do you, balığı nasıl pişiriyorsun Tonguç? How do you cook fish? Balığı ben hocam ilk başta böyle bir benim özel solüsyonum var hocam. Onu yatırıyorum. İki gün beklettikten sonra. Solüsyona yatırmak mı? Oğlum balık kokar iki gün sonra. Baharatlarımın karışımını serptikten pour sonra. Some spices. Arkasından hocam güzel bir şekilde fırına veriyorum. Ama en az kağıtla kaplayıp 18 saat yavaş yavaş pişmesini bekliyorum. Oğlum sen bundan çok elitsin sonra, yani. Hocam ben kaliteli bir hayatım var. Güzel. O zaman I cook it fried yani kızarmış yiyorum diyebiliriz. Ben senin anlattıklarını uzun uzun yazarsam buraya sığmaz ama gerçekten son derece elit, robe de chambre giyecek kadar kaliteli bir insan, bir aşçı olduğunu anladım. Şimdi gel bakalım types of cooking'e bakalım. Yani pişirme yöntemlerine. Şimdi burada bazı kelimelerimiz var. Bu kelimeleri bir önce Türkçesini hatırlayalım. Sen de bunları bir bil bakalım. Boil ne demek Tonguç'um? Boil kaynatmak demek. Harikasın. Roast neydi? Fırınlamak demek. Çok güzel. Steam? Buharda pişirmek. Harikasın. Fry? Kızartmak.
Grill. Hocam. Izgara. Fry yağda kızartma, grillde ızgara. Grillde ızgara, harikasın. Son bir şey daha soruyorum. Bake. Bake de fırına vermek. Çok güzel, tebrik ediyorum. Şimdi biz buradaki kelimelerin yanına bu fiilleri koyacağız. Yumurtalar, patatesleri diyelim ki boil diyelim. O zaman boiled diyebiliriz. Yani kaynamış yumurta veyahut da haşlanmış patatesi kullanabilirsin. Chicken ise... Roast. Harikasın. Roasted chicken. Roasted chicken diyebiliriz. Başka? Steamed vegetables. Evet, sebzenin vitamini, sebzenin şeyi gitmesin diye nedir onun adı? İç özgüvesleri. Yani kendine ait o değerli besinleri gitmesin diye biz bunları steam, yani buhar yapıyoruz. Peki potatoes, yani patatesleri... Fried fish. Evet, fried fish or potatoes diyoruz. Fish and chips. Yani niye? Çünkü kızarmış, lezzetli. Meatballs, köfteler ve... Sen köfteyi çok seviyor musun Tonguç'um? Hocam bana köfte hor diyorlar arkadaşlar. Harikasın. Köfte sevene köfte hor denir diye güzel bir mantığımız var. Meatballs, köfte topları ve steak, ızgara. Burada ne diyeceğiz? Grill diyeceğiz ama grilled dememiz lazım. Bu bunların sıfatı oluyor yani. Haşlanmış patates, tavuk rosto, işte buharda pişmiş sebze gibi. Bunu fried güzel yazamadım. Grill dedik. Cake ve chicken'da da ne diyeceğiz? Baked, yani fırınlanmış. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Teşekkür ederim.